İlhami Çiçek 1954 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu. İlkokuldan üniversiteye kadar olan öğrenimine Erzurum'da devam eden İlhami Çiçek, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken bir yandan da vekil öğretmenlik yaptı. Fakülteyi bitirdikten sonra önce Kırıkkale'de, daha sonra da İstanbul'da ölümüne kadar edebiyat öğretmenliği yaptı. Psikiyatrik rahatsızlığı bu dönemde belirginleşti. 1983'ün Mart ayında askerliğini yapmak üzere Tokat'a gitti. Askerde hastalığı daha da artınca tedavi görmek için Ankara Mevki Hastanesi'ne yatırıldı. Kısmen iyileştiği düşünüldü ve tekrar Tokat'a gönderildi. Askerliğinin bitmesine çok kısa bir süre kalan İlhami Çiçek, geçirdiği kriz sonrasında 14 Haziran 1983 tarihinde kaldığı koğuşun 5. katından atlayarak intihar etti. İlginçtir ki İlhami Çiçek'in intiharı, Satranç Dersleri adlı ilk ve tek şiir kitabının yayımlandığı ay gerçekleşti. İlhami Çiçek'in edebiyata, özellikle de şiire olan ilgisi çocukluk yaşlarında Oltu'dayken katıldığı aşık toplantılarında başlar. Ortaokul yıllarından sonra şiir onun için ilgiden öteye geçer ve önemli bir uğraş haline gelir. Ortaokul 2. sınıfta Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çoban Çeşmesi adlı şiiriyle katıldığı şiir okuma yarışmasında birinci olur. Şiir artık onun için vazgeçilmez bir tutkudur. Ardından şairlik için atılan ilk adım da ona birincilik getirir. Lisedeyken yazdığı Otel Odası adlı şiiri Adımlar Dergisi'nin açtığı şiir yarışmasında birincilik kazanır. Üniversite yıllarında edebiyatla ilişkisi yalnızca şiir yazmakla sınırlı kalmadı. Halk edebiyatı alanında yazdığı bilimsel yazıları, hikayeleri ve denemeleriyle yazı alanında yoğunlaştı. Yazdığı bilimsel yazıların bir kısmını da yerel dergilerde yayımladı. Yarım kalmış hikaye ve yazıları da ölümünün ardından şiirleriyle birlikte Göyekin adıyla bir kitapta toplanarak yayımlandı. Önceleri bir okur olarak takip ettiği Edebiyat Dergisi'nde 1978 yılından itibaren yazmaya başladı. Edebiyat Dergisi, İlhami Çiçek'e sanat ve hayat anlayışı bakımından aynı duyarlılığı taşıdığı insanlarla buluşmasını sağladığı için onun hayatında özel bir yer edindi. Bu dergiyle ve çevresiyle olan birlikteliği de ölümüne kadar devam etti. İlhami Çiçek, uyumsuzluk halini derin bir şekilde yaşayan sanatçılardan biriydi. Bu uyumsuzluk kimi zaman çağının insanlarına, kimi zamansa çağının değerlerine karşı ortaya çıkmaktaydı. 1978 yılında tanıştığı, ardından aynı edebiyat ortamı, aynı evi, aynı mesleği paylaştığı arkadaşı Cahit Yeşilyurt'un onun hakkında söyledikleri oldukça açıklayıcıdır. İnsan onuruna son derece riayet ederdi. Hem de sayralık ölçüsüne varan bir titizlikle. Azaldı halk içinde, yüzdeki ben gibiler diye çerçevelediği ender kişilerdendi. Muhalif bir bakış bile incitebilirdi kendisini. O denli duyarlıydı. Ölçüye sığmayacak denli cömertti. Hece dergisinde kaleme aldığı bir yazısında İlhami Çiçek'e değinen Ali Karaçalı ise çok farklı köşeler, alanlar vardı İlhami'de. Issızlık köşesi, yalnızlık köşesi, hüzün köşesi. Bu köşe en geniş, en kadim köşesiydi sanıyorum. Kim zaman bütün varlık alanının üstünü kapadığını görürdünüz. Ona göre yalnız hüznü vardır kalbi olanın. Hüzün öylece orta yerdedir. Cinnet köşesinde durmak istemiyor, kabusa beyaz bir su oymanı, kara kuzgunu çatlatmanın yollarına meylediyordu. Bir oynar rast gelmişti. Her taşı yakut özünüydü. Bir satranç oyunuydu hayat. İyi oynamak gerekiyordu, diyordu ve ekliyordu. İnsan ne şu ne bu. İyi oyunundan sorulmayacaktır. Çiçek'e göre yoğunlaştırma gerektiren şiirde sözcükler dönüşerek içe doğru sokulgan bir yapı kazanmaktadır. Bütün öteki yazı türlerinde anlatılanların özü şiirde vardır. Ama o daha çok anlatılmaz olanın, sözün dile getiremediğinin arkasındadır. İç serüveninin saydam bir parçası olan şiir, görünür gerçeği hep aşar, aşmalıdır. Şiir geleneğini salt bir malzeme yığını olarak değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Çiçek'e göre, çağdaş şiirimizin bir türlü insani olamayışının kökünde
tarihsel şiire yabancılık yatar. Sanatçıyı yoğunlaşmış ulus olarak addeden Çiçek, sanatın öncülüğüyle insanı içinden kavramanın, sarsıp silkelemenin mümkün olduğunu dile getirir. Çiçek'in şiirlerinde belli bir ideoloji, ucu belli bir dünya görüşü için yeterli veri yoktur. Hem tematik açıdan hem de kullandığı dil bakımından sanatkar, şiirini ideolojiden kurtarıp salt estetik kaygıların üzerine temellendirdi. Şiirlerinin merkezinde modern insanın türlü açmazlarıyla bunalımlarını, acılarını, örselenmişliklerini, kimi zaman da umutlarını işledi. Yoğun bir hüzün, yalnızlık, intihar düşüncesi ve anlaşılamamanın trajedisi şiirlerinin temel konu ve izlekler arasında yer aldı. Herkesin kaba ve kalabalık dünyasından uzak, toplumsal alanla arada açılan mesafede uyumsuz, kırgın ve kötümser bireyin derin sorgulamalarına yer verdi. Şiir yazmaya başladığı ilk yıllarda geleneksel nazım şekillerini kullanan Çiçek, sonraki dönemlerinde vezin, kafiye gibi ahenk unsurlarına pek aldırış etmeksizin daha ziyade serbest tarza metaforik ve imge yüklü şiirler yazdı. Başta İslami öğeler olmak üzere çok sayıda metinler arası unsurları içeren ve anlatımın öncelikli olduğu zengin gönderimleriyle dikkat çekti. Yazdığı az sayıda hikaye, olay örgüsünü geri planda tutan sanatkar, bir takım kesitleri, psikolojik ve sembolik unsurları esas aldı. Şiirlerinde sıklıkla kullandığı oyun, yol, ay metaforlarına hikayelerinde de yer verdi ve tabiatın dilini okuyan insanın çağa tanıklık öyküsünü yazdı. Dostoyevski, Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir'i beğeniyle okuyan, Nurettin Topçu'nun tüm eserlerini dikkatle inceleyen Çiçek, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Cemal Süreyya, Attila İlhan, Edip Cansever, Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerini önemsedi. Şiirlerinde divan ve halk edebiyatının, İkinci Yeni'nin, İsmet Özel ve Atol Behramoğlu gibi şairlerin etkisi izlenmekle beraber kendine özgü estetik bir dil geliştirdi. 29 yaşında hayata veda eden, melankolinin sanatkar muhayyileyi besleyen ama bir o kadar da tahrip eden yönüyle yaşayan şair, edebiyat dünyasının dalgınlığa geldiği sanatkarlardan biri olarak Türk edebiyatı tarihindeki yerini aldı. Uzun bir nehirdir satranç, kıvrak ve uzatarak boynunu. Nice güneş batışını yerinde görmüş boynunu. Oysa veba tarihçileri bilmemişlerdir her karenin bir karşı veba girişimi olduğunu. Göğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemediği bir oyundur satranç. Evet, ilk aşk gibi bir şeydir ilk açılış. Artık dönüş yoktur. Kuşku bağışlanmasa da tedirginlik doğal sayılabilir. Ancak yürümenin dışında bütün eylemlerin adı kaçış, kaçış, kaçıştır. Çapraz özgürlüklerinde filler, acılardan yapılmış bir alanda ne zamanki esirler. Yastak defterlere sığar mıydı şah açmazında vezirin ölümcül tutkusunu? Yerine göre piyon da bir tufandır. İçinde hep bir vezir, sürekli mahzun. Düz gider, çapraz vurulur ve uzun uzun gün batımlarını çağrıştırır.